Sen yapıyorsun asgari ücreti 5 milyar. Ötedeki ekmek oluyor 3 lira. Ben ne anladım ki bu işte? Yapıyorsun asgari ücreti 3,5 olacak. Hadi diyelim en fazla 3,5 olsun. Ya 3,5 nedir Allah aşkına ya? 3,5 nedir? Asgari ücret Erem Türk parasıyla olursa 3 ay sonra erir biter. Euro olarak bilsinler, Avrupa'nın yarısını bilsinler. Asgari ücret en az 5 milyar olması lazım. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete gelecek olan zam da konuşulmaya başlandı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara asgari ücret beklentilerini sorduk. Bakalım Kayseri halkı asgari ücretin ne kadar olmasını bekliyor? Asgari ücret beklemi normal geçim şartlarına göre olması lazım. Tabii devlet buna ne kadar imkanları var. Devlet tabii ki vermek ister. Devletimiz, güveniyoruz devletimize. İnşallah olur. Herkes geçim şartlarına göre asgari ücret olması lazım. Yani inşallah olur diyek, ne diyek? Yani bence asgari ücrete zam yapılması gerek. Çünkü şu an yani 3500 asgari ücret düşünürsek 2800 yani sigorta artı vesaire gider 2800'e düşüyor. Adam yani şu an ev geçindiren adam kiraya mı ödesin? Yani 1000 lira en aşağı yani en az 1000 liralık bir kira öder. İki tane öğrenci okutuyorsa yani çok düşüyor. Bence yani bir 4000 ya da 4000 olmasa da en azından bir 3800, 3900'e çıksın ki. Çünkü yani her şeye zam geliyor. Böyle olunca da halk yani alım gücü çok düşüyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Geçim sıkıntısı çok bayağı bir yükseldi. Onun için yani zam yese iyi olur diye düşünüyoruz. Asgari ücret Erem Türk parasıyla olursa 3 ay sonra erir biter. Euro olarak bilsinler, Avrupa'nın yarısını bilsinler. Ben emekliyim, emekli maaşından geçinemiyorum. Ben de emekliyim, asgari ücretin daha bu devirde asgari ücretin altına düştü. 28 senelik emekliyim, ilk defa asgari ücretin altına düştü. Gelecek zaman, yılbaşından sonra ne olur bilemem. Ama asgari ücret de bundan geçinmek için sihirbaz dahi olmamak lazım. Onun üstünde bir olmak lazım, sihirbazın üstünde. Geçinen varsa helal olsun derim. Ne kadar olmasından çok. Zam da vermesinler, hiçbir şeye de zam koymasınlar. Verilen zam diyelim ki asgari ücret şimdi 2800, 3500 olsa, otobüs 5 lira olsa, ekmek 4 lira, 3 lira olsa ne fark ediyor ki? Zam olmasın, asgari ücreti de aynı tutsunlar. İndirim yapsınlar, kontrol olsun. Ben 2 sene önce bir dikiş makinesi sordum, 230 liraydı. Şimdi 800 küsür lira. Devlet kontrolünde olsun, tek zam vermesinler. Bir şeye zam, elektriğe ücreti bugün gece mazota zam geldi. Yani bu zamlar olmasın, asgari ücret de aynı olsun. Sıkıntı yok. Fakat her şey çok fazla zamlanıyor. Geçinmekte sıkıntı çekiyor millet. O yüzden zamdan çok devlet kontrol etmesi lazım. Asgari ücret bu Türkiye şartlarında asgari ücrete 2-3 milyar zam olsa biz gene geçinemiyoruz. Deminden beri kızımla birbirini yiyoruz. Ben önceden LCY2'den alışveriş yapardım. Yani en aşağı şey en pahalısı 30-40 liraydı. Yemin ederim gittim çorap 100 liraya alamadım ya LCY'den. Yani şu anda poşeti doldurdum. Merve diyor bana anne şunu da alan 1 milyar gitmiş ya 5 parça bir şey yok ya. Asgari ücret 5 milyar olsa yine faydası yok. Sen yapıyorsun asgari ücreti 5 milyar. Ötedeki ekmek oluyor 3 lira. Ben ne anladım ki bu işte? Yapıyorsun asgari ücreti 3,5 olacak. Hadi diyelim en fazla 3,5 olsun. Ya 3,5 nedir Allah aşkına ya? 3,5 nedir? Lafa geldiği zaman şöyle böyle 3,5'muş. 3,5 sadece yemeye içmeye yetmez. 3,5 sadece yemeye içmeye yetmiyor. Hani ben bunu normal geçinen bir insan olarak söylüyorum. Ya çok şükür halimize geçiriyoruz ama bunun daha aşağısını ben düşünemiyorum. Ya nasıl yemek, ne yapıyorlar? Ben sokaktan geçiyorum yani insanların konuşmasına bakıyorum. Gerçekten dinliyorum. İnsanların konuştuğu sadece ya her şey çok pahalı nasıl geçineceğiz? Başka bir konu konuşulmuyor. Aile içinde de biz artık hep bunu konuşuyoruz. Ya her şey çok pahalı nasıl geçineceğiz? Yani nasılsın iyi misin diye soramıyorum karşımdakine. Yemin ederim soramıyorum ya. Arkadaşa nasılsın iyi misin diyorum. Üf, şu borcu nasıl yapıyor? Artık böyle bir hale geldik ya. Hiçbir şey soramıyorum. Hatta diyorum bazen başka bir konu açalım diyorum. Açıyoruz geri oraya geliyoruz ya. Diyorum ki yani gene paraya geldik. Ya şu borç ne olacak? Açığa girdik. Ekmek gidiyor oğlan ekmek. Anne ekmek 2 lira olmuş. Sakız alıyor. Anne bir sakız artık 50 kuruş olmuş. Artık psikolojimiz bozuldu. Hiç durumda değiliz yani. Gerçi ama halimize şükür tabii ki ama
bilmiyorum halimiz ne olacak ya. Çocuklar okuyor, bir kitap ya okuyor ayrı bir dert. Ne bileyim adam ayrı bir dert, dünya ayrı bir dert. Herkes ayrı bir dert. Ya çok doluyum. Yeminle çok doluyum. Gelirken bütün esnaflarla kavga ettim zaten. Adam da haklı. Adama da bir şey diyorum. Bir şey satıyor. İki parça aldım. Adam 200 lira diyor. Adama da bir şey diyemiyorum. Adam da oradan kazanıyor. Abi niye 200 lira bu kadar? 5 lira düşmüyor ya. 5 lira düşmüyor. Esnaflara da kızdım ya. Onlar zaten sinirliydim gelirken. Her oradan hiç gülmese. Sana da kızgırım. Asgari ücret en az 5 milyar olması lazım. En az. Ondan sonra emeklilere ne veriyorlarmış? Dediğim gibi yani en az 5 milyar olması lazım. Şu anda asgari ücretle geçinebiliyor musunuz? Ben emekliyim. Ben emekli maaş alıyorum. 2,5 milyar. Gitmiyor. Ne de yetecek ya? Asgari ücret brüt olarak 3500 lira olması lazım. Çünkü kiralar, zamlar vesaire derken anca yani nasıl diyeyim yeterli olarak anca yeter. Yani 3500 lira. Benim kanaatimce böyle. Şu anki olan asgari ücretle geçinebiliyor mu? Hayır. Şu anki olan asgari ücretle geçinilmiyor. Çünkü ev kiraları malum yükseldi. Nasıl diyeyim gıdaya her şeye zam geldi. Şu an bir araç benim aracım var mesela. Ben araç kullanamıyorum. Mazot dün 8 lira 20 kuruş oldu. Arabaya binmeye korkuyorum artık yani kısacası. Biletler desen 3 lira 4 lira oldu. Ulaşım da zorlaştı. Şu anki asgari ücretle geçinilmiyor. Yani 3500 ile 4000 lira kadar yani olur o civarlarda olursa bir nebze gene ihtiyaçlarımızı giderebiliriz.